Kemal Belgin ve Tahir Kum'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Avrupa Kupaları için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin durumu çok fazla konuşuluyordu. Kura'ya dahil olması Fenerbahçe'nin, rakibinin belli olması, her şey bitti mi? Fenerbahçe bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mi şeklinde yorumlandı. Acaba öyle mi? Çünkü Infantino'nun, UEFA Genel Sekreterinin kura çekiminden sonra yaptığı son açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. Ne demek istedi Infantino? Bu açıklamaları nasıl görmek lazım? Aslında Kemal, bundan Fenerbahçeliler biraz da rahatsız oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde kesin olarak yer alacağı yönünde medyada yer alan haberlerin aksine biz bunları konuşunca... Bizim medyada bu haberler yer alıp biz de acaba öyle mi diye gazetecilik dürtüsüyle araştırdığımızda sanki Fenerbahçe'nin kötülüğünü ister bir konuma getiriliyoruz. Aslında öyle değil. Gerçeklerin bilinmesini istiyoruz. Çünkü Infantino'nun açıklamaları son derece manidar. Öyle değil mi? Şimdi Infantino'nun açıklamasını bir kenara bırakalım. Burada 3 hafta evvel, 2 hafta evvel ne kadarsa 22 Haziran. Evet. Cuma günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak 22 takımı artı ön elemeye katılma hakkı bulunan 54 takım, yani toplam 76 takımı açıkladı. Hı hı. O zaman da ben şunu söylemiştim. Bu bir Şampiyonlar Ligi şablonudur UEFA'nın. O şablonun içine üye federasyonlardan gelen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, kontenjanına göre katılma hakkını elde eden isimleri kendi üye federasyonu oraya, o şablonun üstüne yerleştirdi. Hatta bu bir 6 satırlık İngilizce bir açıklamaydı. Ben burada onu da okudum. Şimdi çantamda, buraya getirmeyi unuttum. Reklam arasında yine getiririm. İşte orada diyor ki işte 2012-2013 Wembley'de yapılacak, yanlış hatırlamıyorsam. Finali Wembley'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin, efendime söyleyeyim, işte direkt 22 takımı, hı hı, artı işte ön eleme, o isim yok, ön elemeye katılacak diğerleri, toplam 76 takım, işte kura çekimleri yapılacaktır. Hı hı. Bu ilk iki paragraf, ikişer satırdan oluşan ilk iki paragraf bizim gazetecilik dilinde, matbaa baskıcılık dilinde beyazla yazılmış bir yazı. Sonra bir üçüncü paragraf var, siyahla yazılmış. Özellikle siyahla yazılmış. Bu bir ön listedir. Kasta davası olanlarla, disiplin kurulunda dosyası bulunanlarla ilgili ileride karar verilecektir. Şimdi tabii Türk spor basını hala hayatta olanları tenzih ederim, bir kenara bırakırım, ama çoktan öbür dünyayla kucaklaştığı için bu bizim medyamızda ertesi gün müjde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde diye. Borsada kağıt bile şey yaptı yani. Kağıt yaptı. Tavan yaptı. İşte bu şeye, spor medyasına inanıp da borsada kağıt yapıyor. Neyse, burası Türkiye, her şey olur. Ve bu bizim gazetelerde özellikle manşete çıkışı, hı hı, tabii ki dolayısıyla televizyonların spor haberlerinde birinci haber oluşu, yayıncı kuruluşta birinci haber oluşu, işte NTV Spor, yani spor ağırlıklı orada bile, UEFA bunun üzerine pazar günü, tatil günü bir açıklama yapmak zarureti duydu. Takip ettiği için, çünkü eskisi gibi değil. Hatta senin sitende de Türkçe tercümesi var. Evet. Diyor ki evet, böyle 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 olmuştur ama disiplin kurulunda dosyası bulunduğundan şimdilik, yani disiplin kurulundan kesin karar çıkıncaya kadar Şampiyonlar Ligi'ndedir diye bir ibare var. Böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Biz bunu o zaman, o pazar gecesi burada bu anlattıklarımı o zaman da söyledim. Tabii yani böyle gözlükler de vardır, böyle gözlükler de vardır. Böyle gözlükle bakanlar tarafından işte her türlü eleştiriye uğradık. Böyle bakanlar da adam doğru söylüyor dediler. Ben o zaman da söyledim. Dedim ki şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme, işte kendine göre birinci, kendine göre ikinci ön elemeden katılması için şu anda bir sakınca görünmüyor gibiyse de
UEFA Disiplin Komitesi'nin elinde dosyası bulunduğundan şu anda o maçları bile oynaması henüz kesinleşmemiştir dedi. Neden? Çünkü o siyah bir cümleyi gördüm ben. Peki benim burada esas şaştığım, anlayamadığım nokta şu. Benim gazetelerimde çalışan spor müdürleri, onların mahiyetinde, onlarla birlikte o sayfalara emek verenler bunu görmüyorlar mı, okuyamıyorlar mı? Ya inanılır gibi değil. Hatta şöyle, bunu bu Şampiyonlar Ligi'nin katılacak takımların, işte ilk 22 takım sonra oynayacak, öneleme oynayacakların listesini yayınlarken UEFA bunu da en başa koydu, bu cümleyi, bu üç cümleyi. Yani ve İngilizce. Ben özellikle kullandığım internette, kullanmaya çalıştığım daha doğrusu internet sitesini Fransızca olarak kullanmaya gayret ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Fransızcasını aradım bulamadım. Sadece İngilizce olarak kaldı Tahir. Evet. Yani diğer dillere bu açıklama çevrilmiyor. Ne Almancası var, ne İspanyolcası, hiçbir tek sadece İngilizcesi var. Onu da çat pat çıkartıyoruz bu kadar futbolla ilgili olduğu için. Şimdi nereye geldik? Bir öneleme bitti. Bir başka önelemenin kuralları çekildi. Cuma günü, değil mi? Evet. Fenerbahçe'miz, Yıldırım Demirören gibi söyleyeyim, buraya katılmaya şu anda kazanmış durumda. Ve çekti de kurasını. Çok 11 yıllık bir kulüp kendisine. Tazevi Roman Kulübü, Vastui. Vastui. Ama bunun öncesinde Perşembe günü yine bir medyada deyim yerindeyse yangın yapıldı. İş çözüldü. Fenerbahçe yarın kura çekimine katılıyor. Esasında bugüne sanki kadar yeni bir gelişmeymiş gibi bir haber onu atladım, kusura bakma. 3 tane olay oldu. Bir, evet. Haziran başında Fenerbahçe için gelen yazı, biliyorsun malum. Hı. 22 borsada, Haziran'da geldi. Kağıdını tavan yaptıran 2-3 gündür. 22 Haziran mıydı? 22 Haziran. Evet. Geldi. Bir tanesi oydu. İkincisi, senin dediğin yine listeyi alınıp kura çekimine katılacağı medyada yer aldı. Sonra da tam tersine Infantino'nun açıklaması oldu. Evet. Bana göre medyanın üçüne de bakışı yanlış. İlkini çok lehte görmesi, en son Infantino'nun yaptığı açıklamayı da tamamen aleyhte görmesi, bu bakış açısı, ikisi de yanlış. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bu taraftarın da kafasını karıştırıyor yani. Şimdi ne oldu? Perşembe öyle dendi. Pembe sayfa. Ne oldu bir gün sonra Infantino'nun açıklamasını tam tabii ki değişti. Şimdi ben onu Perşembe akşamı evde televizyon seyrederken, bu televizyonu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün TV'de işte yarın çekilecek olan öneleme kurallarına Fenerbahçe artık katılıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Bütün televizyonlar diye verdi. Ben orada dinledim. Verdi. Ertesi günde NTV, koca spor kanalı olan bir kanalımız. Orada da işte tamam katılıyor, çekiliyor saat 1'de, 1.30'da, Neon'da falan filan diye anlattı. Ben de şunu dedim kendi kendime. Herhalde dedim disiplin komitesi Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. Hani kura çekilecek ya. Evet. Verdi. Bu arkadaşların da çok önemli istihbaratlar olduğu için, çok esaslı gazeteciler oldukları için bunu kaptılar, aldılar ve bize televizyonlardan bunu verdiler dedim. Başka bize, ne diyeyim abi? Bize dönüşleri de aynen öyle oldu Fenerbahçeli evet. taraftarlar. Gerek çalıştığımız kurum evet. içinde, gerekse dışarıda evet. karşılaştığımız arkadaşlar da evet. o hayırlı olsun, iş bitmiş, Fenerbahçe evet. yarın kura çekimine katılıyormuş, diyecek, dosya kapanmış diye yorumladılar. Tabii öyle yorumlayacak. Başka ne yapsın adamcağız? Sonra cuma günü kurallar çekildi işte. Fenerbahçe Roman takımıyla eşleştikten sonra ben tekrar siteye girdim. UEFA'ya ve Fransızcasını okudum. Infantino'nun genel sekreteri açıklaması var. Infantino orada kura çekimileştir. Yani şöyle Türkçeleştireyim ben. Hayırlı olsun, işte bilmem ne olsun, şöyle olacak, böyle olacak falan filan. En sonunda da diyor ki, yalnız diyor şunu asla unutmayalım. UEFA hala bazı işlerde sıfır tolerans şeyini hala gündemde tutmaktadır ve bu konuda çok katıdır diye bitiriyor. Yani o açıklamanın, o konuşmanın içinde Fenerbahçe filan yok. Sonra Infantino bu kura çekiminde, hani klasiktir ya, konuşur başkan veya genel sekreter, bir şeyler anlatır. İniyor kürsüden, bitiyor olay. Orada bulunan gazeteci arkadaşlar Infantino'ya diyorlar ki, yani böyle bir konuşma bitti de bu Fenerbahçe ile ilgili hani bir gelişme, bir şey var mı? Ha diyor, bu şey yani resmi açıklamasının dışında evet. bir sohbet anında, ha o Fenerbahçe'nin durumu net değil.
Çünkü diyor disiplin komitesindeki dosyası bir hayli kabarık. Kabarık, biraz da girift, özellikle etik kurul lafını kullanıyor. Dan gelen yazı dikkat çekici diyor. Şu anda durumu net değil diyor. Bu bir hani normal klasik çerçeve açıklamanın dışında orada gazetecilere kürsüden indikten sonra yaptığı açıklama. Onun üzerine orada bu olayı takip eden arkadaşlar da gidiyorlar orada bulunan Fenerbahçe yöneticilere kim varsa diyorlar ki ya bu Infantino böyle böyle dedi. Sizin bu konuda hani bir diyeceğiniz bir görüşünüz olur mu? Yine okuduğum ve dinlediğim kadarıyla da orada bulunan Fenerbahçe yöneticiler hiç cevap bile vermeden salondan ayrılıp gidiyorlar. Hani şunu demiyorlar ya yok Infantino aa öyle mi olur mu şey biz katılıyoruz falan. Veya dur bakalım filan. Hiçbir şey demeden, hiçbir cevap vermeden bu sorulara salonu terk ediyorlar. Şimdi buradan baktığın zaman eğer UEFA'nın genel sekreteri bana göre ikinci adamıdır. Yani yönetim kurulunun ikinci adamıdır. Çünkü bütün bu yazışmalar, oradan oraya gelen bildiriler, belge hepsi onun elinden geçer. Şu anda disiplin komitesinin henüz kendisinde bulunan Fenerbahçe dosyasıyla ilgili bir karar vermediğini açıklamış adam. Diyorlar ki ya kura çekildi falan filan. Çekilsin. Kura'nın çekilmesi hiçbir şey ifade etmez. Etme. Maçın oynanması bile ifade etmez. Diyelim ki şöyle bir senaryo yazalım. İnceleme sürüyor. Dosya kalın ya. Evet. Efendim işte şahitler dinleniyor. Neyin nesi ise yani. Fenerbahçe bu ayın sonunda yanılmıyorsam şeyle oynuyor. Değil mi? 31 Temmuz olmaz. 31 Temmuz. Arkadan bir hafta sonra da rövanşini oynuyor. Evet. Demek ki 7 Ağustos, 6 Ağustos'ta oynuyor. Eledi Roman takımını. İnşallah eledi. 9 Ağustos'ta, 10 Ağustos'ta attım kafadan. UEFA Disiplin Komitesi araştırmasını, incelemesini bitiriyor ve şöyle kötü tarafından alıyorum önce, Fenerbahçe'nin 2 yıl daha Avrupa kupalarına katılmama cezasını uygun görüyor. Ve ne oluyor? Fenerbahçe'nin elediği Roman takımı bir üst tura çıkmış oluyor. Tersinden alalım. İyi tarafından alalım şimdi. İnceliyor, araştırmasını yapıyor. Diyor ki bu yaptığımız araştırmada Fenerbahçe'ye geçen sezon verilmiş olan tedbir cezası yeterli görülmüştür. Çekmiştir tedbir olarak evet. Cezasını. Dolayısıyla da Şampiyonlar Ligi'nde bu turu atlamıştır. Zaten onu da etmez de bir dahaki turdan itibaren yani bir eleme daha oynayacak ya. Evet. Şeye devam ediyor. Bir gözüken şu ama iki tur yani bu bir yani ikinci elemeyi bekleyip sonrasında cevap verme karar verme ihtimali çok düşük. İşte ben yani de ne iki diyorum? İki takım olduğu için. İşte çünkü, bunu diyorum. Evet, yani bu ikisinin arasında verecek ceza. Arasında da değil. Eledi diyelim. Ya eledi ilkini eledi. Altısında bitti. 6 Ağustos'ta i̇şte, bitiyor. 10 Ağustos'ta karar verdi diyelim. Karar verme yani ihtimali anlatıyorum. Yüksek. Tabii. Evet. Yani artık öbür ön eleme ye girip de eledikten sonra olmaz çünkü o zaman Roman takımının günahı ne? O zaman tazminat şeyi doğacak. Tabii tazminat şeyi doğacak. O yüzden yani bu Vaslui'di değil mi? Vaslui ile evet. Oynayacağı maçlar bittikten sonra diğer maçlar başlamadan evet. Bak kurası da önemli değil. Diyelim ki Fenerbahçe bunu eledi. Evet. Son turda Ajax'ı çekti. Attım kafadan bir takım ismi. Ajax'la oynayacağı ilk maça kadar karar verme marjı var. Disiplin komitesi niye? Tuttu Fenerbahçe'yi ihraç etti kupadan. Vaslui'ye diyecek ki git sen oyna. Esasında hani talimat olarak ikincisini de oynadıktan sonra verme ihtimali var. Ama UEFA böyle bir riski ele almaz. Normalde 23 Ağustos'a kas kadar. Kas devreye girebilir. Tabii o zaman adam diyecek ki benim hakkım ne oldu diyecek ya Roman kulübü. İş çok uzar zaten o zaman. Kasa başvurur. Onun için bu turu atlasa bile ondan sonra diyelim ki Ajax'ı ismini örnek verdik. Ajax'ı çekti. Ajax'dan oynayacağı ilk maça kadar. Bu kararı verme marjı var.
Der ki Vaslui'ye sen git oyna kardeşim. Tabii. Bunu yine ihraç yani Ajax'ta Fenerbahçe oynayacak gözüküyor ama ben onu men ettim. Sen git oyna. Der. Bunu der. O ilk maçı oynayana kadar. Şunu yine söyleyelim. UEFA Disiplin Komitesi öyle benim medyamın yazılı basının, sözlü basının dediği gibi henüz daha kararını vermiş değil. Bu karar aleyhimize de çıkabilir, lehimize de çıkabilir. Bilmiyoruz. Ama eğer ki UEFA Fenerbahçe'ye geçen sene koyduğu tedbiri verilmiş bir ceza olarak değerlendirip yürü yoluna kardeşim senin işin bitti yani katılabilirsin derse. Yani geçen sene cezanı çektin anlamında mı diyorsun? Evet. Derse o zaman Fenerbahçe'nin kasa esas bu zaman gitmesi lazım. Diyecek ki sen bana ceza vermedin. Disiplin komitesi olarak. Öyle mi? Evet. Bak ben yoluma devam ediyorum. Bana ceza vermedin. Beni geçen sene direkt katılma hakkım varken bana tedbir koydun. Beni şey yapmadın, almadın Şampiyonlar Ligi'ne. Ben hem itibar kaybına uğradım, hem de para kaybına uğradım. Giriş parası alacaktım en azından. Belki 2-3 maç. Neyse yani. 30 milyon euro. Ona göre futbolcularını bırakmayacakken bir sürü şey yaşadı Fenerbahçe. Bir sürü oyuncumu kaybettim. 20 attım kafadan. 20 milyon euro zararım oldu. O zaman Fenerbahçe'nin yeniden kasta dava açması lazım. Açamaz. Niye? Türkiye'nin menfaatleri için. İşte şimdi oraya geldik. İşte ondan dolayı burası bir gözüküyor. Ama orada da şöyle bir şey var. Şayet Fenerbahçe bu yıl yoluna devam ediyor. UEFA Disiplin Kurulu da geçen sene vermiş olduğum o tedbir cezası, bir yıllık ceza yeterlidir. Yani işlemiş olduğun suçun karşılığıdır. Bugün devam edebilirsin, o bizim için yeter dediği anda başka bir şey daha çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor? Ceza vermiş oluyor. Ceza vermiş olunca ne oluyor? Şampiyon Trabzonspor oluyor. Tabii bir de o var. Bak bu tarafını tamamladın, seni tebrik ederim. Yani Trabzonspor haklı oluyor. Ama buradaki şey şu, hani biz tamam esasında medyanın bakışına biraz yöneldik burada. İşte Haziran ayının başında Şampiyonlar Ligi'ne işte elemeye katılabilirsin demenin 22'sinde Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin lehine olduğunu düşündük. İşte kura çekimine katılacağını dedik. Sonra Infantino'nun açıklamasına. Ama bunların hiçbirisi bir karar değil. Hiçbiri bir karar değil. Ama kararmış gibi taraftarlara lanse edildiği için başka bir şey söyleyeceğim. Sokaktaki adam bu öyle düşünüyor. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Sokaktaki şimdi, adamın işi o değil ki onu. Bizim burada bulmak istediğimiz veya kamuoyunu aydınlatmamız gereken konu ne? UEFA Disiplin Kurulu'ndan muhtemelen ne ceza çıkabilir? Ne İşte onu söyleyince de biz doğruyu söyleyince suçlu oluyoruz. Bu defa şimdi vatandaş diyor ki Fenerbahçe Aktan'ı Şampiyonlar Ligi'ne de katılıyor. Siz de Gerrit Haber'de oturmuşsunuz. Fenerbahçe'nin ceza almasından bahsediyorsunuz diyor. Biz söyleyeyim. Ceza almasını istiyormuşuz. Bir şey söyleyeceğim. UEFA'nın elinde iki tane farklı şey var değil mi? Evet. Futbol Federasyonu ve Genel Mahkemenin kararı. Yalnız bu lafını unutma. Tamam. Noktalı virgül koy. Infantino'nun bir lafı etik kurulun raporundan bahsediyor. Evet. Bir raporunda. Evet. O hani İki tane ayrı şey var ya, bir yargının kararı, evet, bir federasyon. Bu federasyonun kararının içinde birinci etik kurulunun raporu da var. Evet. Tamam, bu da olabilir. Ama nihayetinde ben şunu biliyorum ki Sayın Mehmet Ali Aydınlar yönetimi en son genel kurul öncesi gidip görüşme yaptığında, bir anlaşma yaptığında orada yazılı olarak da biliyorsun verdiler Futbol Federasyonu'na. Verdiği, ifade ettiği bir şey var. Kardeşim, benim için puan silmişin, küme düşürmüşün önemli değil. Sen Futbol Federasyonu olarak ne ceza verirsen ben ona uymak zorundayım. Sen bir takıma ceza vereceksen o takımı Avrupa Kupası'na gönderme dediğini biliyor. Buradan da ortaya çıkan sonuç şu. Birinci derecede önceliği UEFA'nın, UEFA Disiplin Kurulu'nun Futbol Federasyonu vermiş olduğu karara bakacaktır. Ben de diyorum ki Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu karara baktığı zaman onunla paralellikte bir ceza çıkacaktır. Yani bir şey çıkmayacaktır UEFA disiplininden, altını çizerek söylüyorum. Şayet mahkemeye baktığı zaman, yandık gülüm keten elba. Neden? Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa, Gençler Birliği, Sivas hepsi ceza almak zorundadır. Siz şunu diyebilir misiniz? Mahkemeye baktı, mahkemenin verdiği kararı. UEFA Disiplin Kurulu ve Fenerbahçe'ye ceza verdi. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bir dakika. İyi bir yere geldin.
bizim federasyonun, disiplin kurulunun verdiği ve tahkimin onayladığı bir liste var. O listede de bazı kulüp yöneticileri, topçuları var. Dikkatini çeker. Tabii. Yani sahaya yansımamıştır diyorsunuz ama federasyon olarak. Siz orada 2-3 tane yönetici var ceza alan. Ulaşılamamıştır anlamı çıkan. Yani 2-3 evet. tane yönetici var, menajer var, bir şey var. Ne yapmışlar? Baklava mı çalmışlar bunlar dükkanlarda? Evet. Siz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu olarak vermişsiniz, tahkime de onaylatmışsınız veya onaylamış kaleci hariç. Yani bunların aldığı ceza ne cezası abi? Baklava mı çalmıştır? Hani Diyarbakır'da mıydı, Antep'te miydi? İşte neydi, bundan çocuklar? Dolayı ben yani şunu söyleyeceğim. Mı? Ama hani Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu, bu dosyayla ilgili vermiş olduğu kararla genel mahkemenin vermiş olduğu karar arasında önemli derecede zıtlık var değil mi? Yani biri yumuşak, yumuşak tabii. Yumuşak olması tertemiz anlamında değil. Onu söylüyorum. Tertemiz anlamında değil. Ama o tertemiz anlamında olmayan o ufak siyah noktaları da şeye sayabiliriz belki. Geçen sene tedbir konup oynanmamasıyla geçiştirilebilecek bir şey olabilir. İşte, ama burada UEFA Disiplin Kurulu genel mahkemenin bu konuda vermiş olduğu kararı yok saymayacaktır. Saymaz. Elbette. Bakacaktır ama baktığı zaman ben şunu söylüyorum. Biz hep Fenerbahçe diyoruz. Ama bu olay genel mahkemenin vermiş olduğu karara baktığın zaman sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil. Futbol Federasyonu'nda da değil Tahir. Orada da değil. Ama biz şimdi genelde şu dedik. Eyvah işte 6 maçta şike, 7 maçta şike dedik. Değil mi? Bak şimdi genel mahkemenin kararına göre UEFA disiplini ne verecek dedik. Benim sadece geçen hafta da 2 hafta önce de aynısını söylüyorum. Genel mahkemenin kararını UEFA Disiplin Kurulu delil olarak kabul ederse o zaman Beşiktaş, diyelim ki Fenerbahçe'ye 2 yıl verdiysen, vereceksen, Beşiktaş en azından 5 yıl ceza alır. Oynadığı için. Niye? Oynadığı için. Benim Sivas bir ceza yok, alır. Deyip geldiğim Gençler Birliği ceza tabii, alır. Tabii. Eskişehir, peki bir şey Bursa'sı soracağım ceza sana. Alır. Çok aklımda olmadığı için Sivas'ın başkanı veyahut kalecisi her neyse veya Mehmet Yıldız aldı evet. federasyondan. Evet. Değil mi? Evet. Yani orada da yani bu mahkemede ceza alanların neredeyse yani o şeyleri saymayayım bir sürü tanım yani şeyler var. Menajerler, avukatlar. Onları hariç yani futbol sahası veya yönetici babında baktığın zaman burada atıyorum rakamı 15 kişi ceza aldıysa federasyonda da 8 kişi almış yani. Bak bir de başka dikkat çekici bir şey var. Buna da bakmadık. Genel mahkeme bu konuda çok iyi bir çalışma yaptı, bir karar verdi değil mi? Mahkeme başkanı da çok çalışkan ve titiz olduğunda herkes söylüyor. Tabii canım. Kimi söylesen bunu söylüyor. Tabii. Böyle bir özelliği var. Şimdi orada çıkan sonuçlarda dikkat edilecek bir konu daha var. O da çok önemli. 62-22'de 11. maddenin 7. bendi. Mahkemeden çıkan kararda kişilere verilen cezalardan başka kulüplere çıkartılan bir ceza var mı? Bu mahkemede evet. mi? Yok. Yok. Ne diyor mahkeme o kanunun 7. maddesi 62-22 sonra 62-50 oldu. Suçun spor kulüplerinin veya sahibi tüzel kişinin yanına işlenmesi halinde ayrıca bunlara şike veya teşvik verme miktarı kadar idari para cezası verilmek zorundadır diyor. Burada ya Fenerbahçe'nin mahkeme dosyasını ayırdı kişilerle kulübü. Çünkü bu kanuna göre benim anladığım kadarıyla bir dakika, diyorum. Bu lafını unut, 62-50'de değişmedi mi yok, bu? Yok değişmedi. Bu aynı kaldı 62-50. Çok ilginç bir şey. Ne diyor? Bir kişiye bir şeye ceza verdiğin zaman bunu kulübe izafe edilmesi ediliyorsa o zaman o kulübe de maddi para cezası verilmek zorunda. Ama mahkemenin benim hatırladığım kadarıyla açıklamış olduğu kararda kulüplere verilen bir ceza yok. Ye mahkemede Futbol Federasyonu gibi bu kişilerin işlemiş olduğu cezayı kulüplere izafe etmedi ya da bu dosyayı ayırdı. Burada da çok önemli bir nokta var. Ha dosyayı ayırdıysa o zaman yeni bir dava açması lazım. Yani öyle değil mi? Burada benim 7. maddede anladım. Şöyle eğer bu 62-50'de değişmediyse hayır, sen bunları iyi takip ediyorsun. Evet. O zaman dediğin gibi dosyayı ayırması lazım. Hani düz mantıkla bakıyoruz. Başka bir dava daha açması lazım. Mahkemede Bu suçların kişilere verilen cezalardan dolayı bu suç işleyenlerin yaptıklarını kulüplere izafe etmedi. Tıpkı Futbol Federasyonu evet. gibi
izafe olunmamasına karar verdi ya da dosya ayrıldı. Bak burada da çok önemli bir şey. Şayet bu konuda bilgimiz biz, yok ama. Bak bu şayet bu konuda biz ne dedik şimdi? Mahkeme bir karar verdikten sonra çıkan sonuçta şu. 4 maçta şike, 3 maçta teşvik var dedik. Evet dedik. Mahkeme şikenin ve teşviğin olduğuna karar verdi dedik. Değil mi? Evet. Bu karar var. Ama bunu alıp da o kanunun üzerine koyduğun zaman kanunun 7. maddesi okuduğumda bir defa okumakla bu kadar anlayabildim. Belki hukukçular bunu farklı tarif edebilirler. Diyor ki şayet bu işlenen suçlar kulübe izafe edildiği takdirde para cezası verilmek kulübe. Zorundadır. Kulübe verilmek zorundadır. Mesela atıyorum Beşiktaş'ın bir iki şeyi bir profesyonel teknik bir yönetici. 250 bin lirada para cezası. 100 mesela. Binden başlamak üzere. Atıyorum para. Kafadan rakam. Bu olmadığına göre... Bu olmadığına göre ya izafe edilmemesine karar verdi mahkeme ya da dosya ayrıldı. O zaman yeni bir dava açacak o konuyla ilgili. O da öyle o da olur yani şey. Bilmiyorum yoksa o... Ya bizim o... anladığımız bu hukukçu olmadığımız yani, ama baktığın zaman bu 7. madde bize bunu anlatıyor. Diyor ki burada bir suç varsa burada bir şike ve teşvik olayına karışılmışsa... Bu kulübe izafe edilir. İzafe edildiği takdirde ceza verilmek zorundadır. Ceza çıkmadıysa burada bir soru işareti var diye düşünüyorum. Sen eminsin değil mi bu 7. maddenin hayır, orada 62'den 50'ye yok, devam yok, değişmedi. Ha, değişmedi. Değişmediği için burada bir şey var. Yani benim burada kısaca özetim şudur. UEFA'ya şu anda UEFA'ya birçok mail gidiyor. Biraz da oradan kaynaklanan bir şey var. UEFA'nın senin de dediğin gibi bu önelemeden sonra muhtemelen Ağustos ayının ilk haftasının sonunda filan. Yani öbürü ikincisi olmadan. İlk maçı oynanmadan, bundan sonraki turun ilk maçı oynanmadan ben UEFA Disiplin Komitesi'nin bu kararı vermesini bekliyorum. Çünkü aksi takdirde Fener bu takımı elerse tuttu Ajax, attım Ajax'ı hep söylüyorum. Ajax'la oynadı, yendi ilk maçta veya orada yenildi 2-0 ne? Ya bir şey yok. O öbür takım evet. Demeyecek mi baba ben oynayacaktım bu maçı. O UEFA'nın da başını artacağı için. Tabii. Ama ben şunu söyleyeyim. Biraz orada farklı düşünüyoruz. Ben Infantino'nun açıklamasının çok siyasi bir açıklama olduğunu, aslında açıklamayı çok böyle derin düşündüğün zaman Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin lehine bir açıklama olarak görüyorum. Yani öyle okuyorum. Nedeni UEFA bu işi soğutuyor. Baştan beri de söylüyorum UEFA'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını engelleyecek bir şey çıkmayacaktır. Çıkmayacaktır. Şayet bir şey çıkacaksa, yani aleyhte görebileceğimiz bir şey çıkacaksa o da şudur. Fenerbahçe bir yıl ceza çekmiştir, iki yıl veya bir yıl daha ceza verilip ertelenecektir. Nedeni şu, çünkü farklı bir şekilde bir ceza çıktığı zaman Futbol Federasyonu'yla ters düşme olacaktır. Ekstra bir ceza, yüklü bir ceza çıktığında. İki, genel mahkemeden çıkacak cezayı emsal aldığı zaman o zaman sadece olayı Fenerbahçe ile sınırlı tutamayacak. İçine Beşiktaş'ı yağlı koyacak. İçine Eskişehir'i koyacak. İçine Sivas'ı koyacak. Gençler Birliği'nin Ankara gücünü. Onun için UEFA'nın da Kemal abi daha önce ciddiyetinden bahsediyordu. Ben UEFA'nın bak sonuçta bunu alt alta yazacağız, bakacağız. UEFA bizim Futbol Federasyonu kadar ciddi. Yani bizim Futbol Federasyonu'nun kurulları ne kadar ciddiyse... Yalnız şöyle bir şey var. Infantino'nun... Yani sen diyorsun ki işte bunu buzdolabına koymaya çalışıyorlar falan filan. Şimdi adam oturmuş bir konuşma yapmış. Metni var. Evet. Şöyle şöyle anlatmış demiş. Bir sürü şeyler kupayla ilgili falan. En sonunda da demiş, sıfır tolerans şeyimiz devam etmektedir evet. Falan filan. Çıktıktan sonra orada birileri efendim Fenerbahçe ile ilgili ben konuşmamı yaptım beyler bitti benim konuşmam deyip gidebilirdi. Yani. Hı. Ben yaptım konuşmamı dinlediniz. Metni de var internet sitemizde girer okursunuz deyip giderdi. Böyle bir lafı etme ihtiyacını niye duyuyor adam? Yani. Şimdi ben Infantino'nun yerinde olsam UEFA Genel Sekreteri arkadaşlar ben konuşmamı yaptım, dinlediniz. Metni de var zaten internet sitemizde. Hayırlı akşamlar der, giderim. Hiçbir şey söylemem. Ama böyle bir lafı neden ediyor? Şimdi sen diyorsun ki... Ama orada şu olabilir, işte bak orada kalabalıktan, karmaşıklıktan bahsederken ya kardeşim UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edileli, Fenerbahçe sevk edileli üzerinden o kadar zaman geçti.
bu olayın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen bununla ilgili bir karar verilemedi ve kura çekimine katılıyor bu takım, evet, diyor birileri, evet, karşı taraf veya işte Türkiye'den başkaları. O da diyor ki çok karışık, çok kalın. Bundan dolayı vermedik. Çalışma devam ediyor. Çalışma devam ediyor. Ben şunu düşünüyorum. Yani UEFA'nın 22 Haziran'da buna devam et Fenerbahçe diyeceği önceden belliydi. Çünkü böyle bir riski almak istemedi. Şayet o devam et demeseydi, hı hı, hayır sen bekle deseydi, o zaman disiplin kurulundan Fenerbahçe için bir ceza çıkmasaydı UEFA bu sefer tazminatla karşı karşıya kalacaktı. Engellediği için. O riski almak istemedi. Almak istemedi ve devam et dedi. Yani o prosedürü uyguladı. Zaten şöyle, UEFA Disiplin Komitesi özerktir. Yani UEFA Yönetim Kurulu gelir bir dosya şikayet alır disiplin komitesine sevk eder. Onun işi orada biter. Yani şimdi... Ama ilginç de başka bir şey. 22 Haziran'da yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin ek delil sunmasına izin verilmiştir dendi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ek delil sunduğundan dolayı dosya... Yok, yeni ek deliller vermesine izin verilmiştir falan dendi. Şu ana kadar Fenerbahçe'den tek bir kağıt parçası dahi gitmedi UEFA'ya. Tek bir şey istenmedi. Ama bunu... Bak, UEFA'nın, UEFA Disiplin Kurulu'nun ciddiyetini iyi düşünelim abi. Ama bir dakika. Yani... Ek delili 22 Haziran'da sundu demiyor ki. Şunu söylüyor. Hayır. Diyor ki bundan sonra Fenerbahçe'nin ek deliller vermesine müsaade sunabileceği, sunabilir bileceği diyor. Varsayılarak. Bak, bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'den savunma almadan bu konuda UEFA Disiplin Kurulu'nun karar verme hakkı var mıdır? Savunma alacak. E almadı bugüne kadar, nasıl verecek? Nereden? Hani biz almadı, hayır. Bu Fenerbahçe bizim spor kulübünden giden aldı hiçbir şey yok. Sonra... Biliyorsunuz bizde Sayın Mehmet Ali Aydın'ın 15 Ağustos'ta geçen sene düzenlediği basın toplantısında, hı hı, savunma almadan birisine bizim cevabımız mümkün değildir dedi. İşte Kemal Ali'nin damga vurduğu basın toplantısı. E şimdi UEFA'dan da biz bu hafta içi bütün gazetelerde manşetti. İşte bugün karar veriyor Fenerbahçe ile ilgili falan diye. E savunma almadan birine karar verme mümkün değil. O toplantıdan da bir karar çıkmadı ayrıca. Benim bu konudaki kanaatim, yani biraz UEFA Federasyon tecrübemle hep söylüyorum. Bugüne kadar da tahminlerim tuttu bu şike dosyası konusunda. Ben UEFA'nın da bu işi soğuttuğunu, yavaş yavaş soğuttuğunu düşünüyorum. Buzdolabına koydu, soğutuyor. Buradan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl oynamasını engelleyecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bunu yazın, not edin bir tarafa. Dolayısıyla dosya kapanacak o zaman. Çünkü burada öncelik yani bizim... Bu yıl bir şey çıkmazsa... Şayet böyle bir şey olsaydı... Bizim talimatlarda yaptığımız bu değişikliklere UEFA izin vermezdi. O zaman ülke federasyonuna ceza verdi. Biz bu çıkmasını istediğimiz cezaya göre bir talimat yaptık mı? Hı hı. Ona göre düzenledik mi? 58'i. 58'i düzenledik, 105'i koyduk, 103'ü çıkarttık, bilmem ne yaptık değil mi? E bunu UEFA'ya da yazıştık. Dedik ki biz böyle bu şekilde bir talimat değişikliği yaptık. Hem de genel kurulsuz. Biliyoruz, genel kurulsuz. E bunu yaptık, buna müsaade etmezdi. Ben neden diyorum? UEFA'nın normlarına göre bir ceza verilmiştir. Buradan ne ülke futboluna ne bu ülkenin bir takımına ceza çıkacağı ihtimali yoktur. Bugünkü son FIFA olayına gelelim. FIFA topa girdi, evet, olayına. FIFA da istemiş bugün, belgeleri UEFA'dan. Bugün hani çok da sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım Cemal Ersen, onun yazdığı bir haberdir. Haber doğru, FIFA'dan bu konuda bir talep yazısı var. Hı hı. Ama bu talep yazısı, bu FIFA'nın topa girmesi, FIFA'nın el koyması gibi bir hadise olmadığını, işte yayından önce federasyonda üst düzeyde birimle görüştüm, işte yayına girmeden önce. Bu sadece şu, Türkiye'den birçok şikayet geliyor. Biz bu konuda eksik kalmayalım, her gelişen olayı bize bu konuda bildirin. Yani biz de her şeyi bilmiş olalım. Çünkü biz bu dosya sadece Türkiye'yle sınırlı bir şey değil. Biz yarın Macaristan'da, Danimarka'da bir olay olduğu zaman, Türkiye'ye emsal gösterildiği zaman biz onun üst üste koyabileceğimiz bir şey olsun. Bizi her konuda bilgilendirin şeklinde. Çünkü bu olayda FIFA'nın topa girmesi gibi bir şey mümkün değildir. FIFA'nın topa girmesi demek nedir? Ülke federasyonunun ceza alması, tabii ülke canım, milli takımlarının ceza almasıdır. Olay buradan geçmiştir. Öyle zaten bir şey yok. UEFA var. UEFA olmasa FIFA girer. Bu tamamen UEFA'nın, yani bu polisle belediye zabıtasının şeyleri, sınırları farklıdır. FIFA'nın sınırıyla UEFA'nın sınırı da farklıdır. Bunun için bu konuda FIFA'nın yapabileceği veya bir yaptırım gücü mümkün değildir. Hayır, yok canım. FIFA yani bilgi edinmek adına. Bilgi edinmek. Yani bu
bu şey değil. Yani bir Türkiye için bir SOS diyebileceğim bir durum değil. Hayır hayır. Zaten şöyle sevgili Şenez Erzik Avrupa Kupası oynandığı süreçte Türkiye'nin herhangi bir tehlikeyle karşılaşması söz konusu değildir. O iş bitmiştir dedi. Dedik. Yoksa genel kurulda böyle bir şey olsaydı çıkıp bu gövde gösterisini bir nevi yapmaz. Tabii Türkiye ile ilgili dedi evet. Ama. Türkiye, ülke. Yani, ülke evet. Futboluyla dedi. Herhangi bir sorun dedi yoktur. O dedi bitmiştir, kapanmıştır dedi. De ben yine de UEFA Genel Sekreterinin yaptığı resmi konuşmadan evet. Sonra kürsüden indikten sonra bu yani soruya bu cevabı vermesine ben bir anlam veremedim. Ya konuştum arkadaşlar işte ben verdim UEFA Genel Sekreteri sitemizde de her dilden 7 dil mi 8 dil mi yayınlanmıştır. Oradan bakarsınız söyleyeceğim başka bir şey yok der yürür giderim. Niye yani? Yok Etil Kuru raporu enteresan da işte oradaki soruşturma bitmedi de dosya çok kabarık biraz da çetrefilli bir dosya yani. Yani çünkü neden? Şöyle UEFA yönetim kurulu vermeyecek ki kararı. UEFA disiplin komisyonu verecek. Evet. Diyecek ki UEFA şeyine de al bu kararı verdim açıkla diyecek. Evet. Onun için yani hani kararı disiplin komitesi verse de olay UEFA icra komitesine gelse orada değerlendirirse arkadaş bunu yanlış vermişim bunu doğru vermiş öyle bir şey yok. Yani bu lafı neden etsin? Benim bu garibime gitti. Ya böyle bir lafı etmeye niye ihtiyaç duymuş? Dersin ki orada konuştuk hadi bana eyvallah dersin gidersin abi. Yani bilemiyorum. Tabii şöyle inşallah herhangi bir ters bir karar çıkmaz. O zaman tekrar ediyorum Fenerbahçe eğer söylendiği gibi açıklandığı gibi net olarak kendinden çok eminse geçen seneki ihracın faturasını UEFA'ya çıkartmalıdır. Evet. O aslan gibi. İşte onu da bak, bu şekilde bu bir anlaşma olduğunu hep söylemiştik. Yani bu ülke menfaatleri klişesi olarak önümüze konan hani kastan davanın çekilmesi muhtemel Fenerbahçe için UEFA'dan ceza çıkmayacak olmasını göz önüne alarak kas davası çektirilmiştir Fenerbahçe'de. Çekmeseydi ne olacaktı? Bugün yürü dediği zaman Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe gidecekti kastan o davayı kazanacaktı öyle değil mi? 45 milyon liralık yürü dediği zaman yani sen suçsuzsun, senin suçun yok, bir şey yok sende dendi. Şöyle. Bak o biraz evvel sözümün en başında UEFA'nın 22 Haziran'da yaptığı açıklama var ya 6 satırlık. Evet. Onun 6. satırında aynen şöyle diyor. Bu liste ön listedir. Hı hı. Kasta davası olanlarla, UEFA disiplinde dosyası olanlarla durumları ileride belli olacaktır diyor. Evet. Şimdi bu prosedür, bu kural birileri tarafından Fenerbahçe'ye anlatıldı. Bunun üzerine de bence pazarlık değil Fenerbahçe dur şu kastan bir davamı çekeyim bir kere dedi. Yani bu iki koşuldan bir tanesini yok etti. Hı hı. Geriye kaldı bir tek disiplin komitesi. Şimdi disiplin komitesiyle pazarlık yapamıyorsun. Ama kasta da ben pazarlık yaptıklarını zannetmiyorum. Çektiler davayı. Yani bu iki aleyhte koşul katılma hakkı olmasına rağmen bu iki aleyhte koşuldan birini yok ettiler. Şimdi kaldı bir tanesi. Dediğin gibi bir de o kalsaydı diyeceklerdi ki bunun kasta davası var. Disiplin kurulunda dosyası var. Hadi ya diyeceklerdi. Buradan da şans %50 %50'ye indirilmiş durumda bana göre en azından. En azından %50 %50. Alması almaması konusunda. Öbür türlü %100 alma tabii ihtimali ortaya çıkıyordu. Ama şimdi herhangi bir ceza çıkmazsa yola devam. Geçen sene ne olacak abi? Geçen sene ne olacak abi? Ben geçen sene ne sağlamıştım? Yani geçen sene abi? Yok burada hiçbir şey yani ceza kesilmeyecek bir durum çıkarsa ortaya Fenerbahçe'nin buradan bir alacağı çıkıyor. Evet. Geçen sene çekmiş olduğu ceza. Evet. Bu çekmiş olduğu cezayı da ben bir şeye sayayım derse hani bu tedbir koymak var ya disiplin kurulu tedbir koyuyor. Bir futbolcuya Kemal Belgin tedbirli olarak sevk ediliyor. O hafta oynamıyor. Oynayamıyorsun. Ceza ondan sonra kadar. Disiplin kurulu da karar veriyor. Kemal Belgin'e bir maç ceza verilmesine diyor. Hı hı.
bir maç çekiyor. Çekti çünkü. Çekti gitti. Dese ki bir ceza vermesine gerek yoktur derse, o zaman bana niye tedbir koydun denir. Tabii. Değil mi? Şimdi burada da bir şekilde geçen seneye bir şey çıkması lazım. Çıktığı takdirde ortaya başka bir şey çıkıyor. Tabii. Fenerbahçe'ye UEFA ceza verdi. Tabii. Şike'den dolayı. Fenerbahçe'ye UEFA şike'den dolayı bir ceza verdiyse, öbür taraftan Trabzonspor'a bir hak doğuyor. Tabii. Ha, çünkü beni niye oynatmadın geçen sene? Ya. Yani şey mi, sokakta yürürken birinin camını mı kırdım da oynatmadın? Burada UEFA'yı zor duruma düşürecek olan en önemli olay bence mahkemeden Beşiktaş'a çok ciddi derecede ceza çıkmasıdır. UEFA'yı zor durumda bırakan olay. Çünkü geçen sene Beşiktaş ve Trabzonspor'a gel diyen UEFA'ydı. Öyle mi? Tabii. Gel diyen UEFA'ydı. O gel dediği takımın ikinci başkanı ve teknik direktörüne mahkemeden ceza çıktı. Fenerbahçe'ye de çıktı. Şimdi Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza verdin. Beşiktaş'a oynadığı için Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın dediğin gibi 1'e 8, 1'e 7 tabii ceza vermek zorundasın. Ya hiçbirine ceza yok, ya da Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 4, 2 misli. 2 misli ceza. Sivas. Milletin atladığı konu o. Bak millet, hakikaten millet bazı şeylere enteresan bir medyamızın bakışı var. Efendim işte mahkemeden böyle karar çıktı. Hı-hı. Fenerbahçe UEFA'da hapı yuttu. Değil mi? Manşet bu. Bir de kardeşim Beşiktaş'a da oradan ceza çıktı. Beşiktaş hep ıskalanıyor. E niye yani? Diğerleri ıskalanıyor. Sadece Beşiktaş değil. Diğerleri değil. Bak bugün UEFA Disiplin Kurulu derse ki ben Futbol Federasyonu yargı organlarının vermiş olduğu cezaları samimi bulmuyorum, yeterli bulmuyorum, benim için mahkeme geçerlidir dediği takdirde en azından 6 tane Bursa içinde dahil. Bursa var mı? Bederson var. He. 6 tane takımı ceza. Yalnız şöyle bir şey var. Yani bunu vermek zorunda. Bildiğim kadarıyla. burada 2'den fazla da aynı dopingde olduğu gibi. Dopingde biliyorsun 2'den fazla futbolcuya doping tespit edildiği takdirde takıma ceza veriliyor. Burada da bildiğim kadarıyla 2 veya daha az futbolcu olursa oyuncuların cezalarıyla kalıyor iş. Ama dediğin gibi 4 oyuncu, 3 oyuncu olduğu zaman takıma da ceza veriliyor. Oradan bir tek Vederson olduğu için Bursa kurtarır diyor. Eskişehir'den var mı kimse? Eskişehir'den Ümit Karan var. Ondan sonra Sezer var. Sezer yok. Var mı Sezer? Fener'e gelen Sezer. Ümit Karan'a var galiba. Ümit Karan var yani. Yine aynı dopingde olduğu gibi yani 2'den fazla dopingde oyuncu Bülent çıkarsa. Bülent Uygun'a teknik direktör? Kim? Bülent Uygun. Bülent Uygun'a var mı? Evet tabii Bülent Uygun da ceza aldı. Tamam, eğer 2'den fazlaysa Eskişehir'e de var. Evet. Ama yani şimdi Eskişehir maç oynayacak. Evet. Ne zaman? Bu İlk hafta maçı oynadı bu hafta oynayacak. Rövanş. Abisi kazandı 2-0. Şey, Eskişehir maçı, Eskişehir de gidebilir ha. Evet. Eğer 2'den fazlaysa Eskişehir'le bağlantılı isim, bu dediğin gibi sade Fenerbahçe Disiplin Komitesi onlara da 1 yıl hak mahrumiyeti verir, 2 yıl hak mahrumiyeti verir. Ben şunu görüyorum abi. Kupalarıyla ilgili söylüyorum. Hani görünen köy kılavuz istemez. Bizim talimatlarımızda yapmış olduğumuz değişiklikler ve çıkan cezaları ona uydurmuş olmamız, UEFA'nın normlarına da uymuş olması UEFA'dan Türkiye'deki bir takıma ceza çıkma olasılığını düşürmüştür. Çünkü bunların hepsini şu, yapmak ve teşebbüs, bu ayrıldı, teşebbüse sokuldu. Tamam. Teşebbüse, hani çok kalıp bir ceza çıktı şeyden, Futbol Federasyonu'ndan. Çok kalıp bir ceza çıktı, onu da üstüne oturttular, ben bir ceza çıkacağını düşünmüyorum. Abi, bu benim arzum, isteğim, temennim falan değil. Benim tanıdığım UEFA, benim tanıdığım Futbol Federasyonu, o süreçte yapılan değişiklikler, yapılan işlemler, yazışmalar, şunlar bunlara baktığım zaman olası yeni bir ceza çıkma ihtimalinin düşük olduğunu peki, düşünüyorum. Peki Infantino bir bu lafı ne den ediyor abi? O zaman abi, diyecek Infantino ki ya o dosya bitti arkadaşlar hala neyi soruyorsunuz abi, bana deyip bir yürümesi aynısını lazım. Aynısını söylüyorum. O zaman sen Avusturya kampında, milli takımın Avusturya kampında Sayın Platini kapıdan çıkarken evet, söylemiş olduğu lafları ne diyeceksin o zaman? Ya bu denecek laf siz mı? Benden iyi biliyorsunuz. Siz benden iyi biliyorsunuz orada neler olduğunu, neler bittiğini. Öyle sandığınız gibi değil. Evet. Çok vahim bir tablo var diyen bir UEFA başkanı. Şimdi, nasıl olacak? UEFA'da da durum karışık. Bir ara verelim. Infantino onun tersine konuşamaz diyorsun. Hayır o zaman şunu desin ya.
Ya olay bitmiştir, kapanmıştır arkadaşlar. Hayırlı akşamlar deyip gitsin abi. Niye detay veriyor? Detay da veriyor. Etik kurul diyor. Evet. Efendim bilmem ne diyor. Kabarık diyor. Çok... Detay. Niye onları evet. veriyor abi? O olay bitmiş. Soru da var. Bir araya gidelim. Aranın ardından soruları da aktaracağım sizlere. İzleyicilerimizin de görüşleri var. UEFA Genel Sekreteri Infantino'nun Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarını değerlendiriyoruz. Sizlerden de gelen çok sayıda Twitter mesajı, Facebook üzerinden sorular ve e-mailler var. Hemen aktaralım. Birkaç soruyu değerli konuklarımızla paylaşalım. Yerel mahkeme kararı kabul olsa Sion haklı olurdu diyor Kenan Çöllü. Bir başka izleyicimiz Abdullah Kuş. Tahir abiye sorar mısın? Infantino Trabzonspor'a mektup göndermiş. Doğru mudur diyor. Doğru. Var mı öyle bir şey? Böyle mektup, bir şeyle, mektup. Kupaya katılımla ilgili ben de tam içeriğini, detayını bilmiyorum ama Infantino'nun yani o Trabzonspor kulübünün yazmış olduğu evet yazmış olduğu Trabzonspor'un yazmış olduğu mektuba karşılık verilen bir cevabı evet. olarak verilen bir mektup. Şöyle dedi iddia ediliyor. Mahkeme kararlarının tercümesi elimize ulaştı. Devam eden disiplin kurulu soruşturmasında bu dosya ele alınacaktır diyor Trabzonspor'un. Dediğim gibi Sadri Başkan'ın gönderdiği mektuba cevaben Infantino'nun böyle dediği iddia ediliyor. Zaten bu konuda şu anda demin Kemal abi de söyledi. UEFA Başkanı dahil olmak üzere yönetim kurulunun bu konuda zaten bir şey söyleme hakkına sahip değiller. Şu anda top UEFA disiplin kurulunda. Tabii. Yani yönetim kurulundan bağımsız olarak yani bizde nasıl disiplin kurulu, disiplin kurulunun vereceği bir kararla ilgili başkanın veya yönetim kurulunun bir şey deme hakkı var mı? Yok. Bizde der. Ya bizde der. Yani onun için yani orada şu anda UEFA Disiplin Kurulu'nda olduğu için muhtemelen dediğimiz gibi bu karar da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle açıklanacaktır. Bunun ikinci bir maçtan sonra yani o da muhtemelen 20 Ağustos oluyor galiba. 20 Ağustos'a falan kalması çok zor. Böyle bir yani ihtimal yok. Bundan sonraki turun ilk maçı oynanmadan evet. bunun açıklanması lazım. Öyle veya böyle. Bazı izleyicilerimiz de şey diyor, 3 gün içinde UEFA müfettişlere itiraz etmedi bu kararı 22 Haziran'da açıklandıktan sonra. Orada da yanlışlık var. Ne sırası? Tamam. Yani yine medyada böyle bir ifade yer almıştı. Disiplin kurulunun müfettişlerinin 3 gün içerisinde evet. Fenerbahçe ile ilgili UEFA'nın yönetim kurulunun karar vermedi o gün. Artı o günkü ifadeyi o kişiler tam okurlarsa zaten UEFA müfettişleri bu yönde bir mütalaa veriyorlar. Hı hı. Onun için UEFA müfettişleri böyle bir kararda niye itiraz etsinler ki? Veren zaten kendileri. Buradaki bu işte kamuoyunda bir algı var. Hani Beşiktaş'la ilgili disiplin kurulu bir karar verdi biliyorsunuz. Mali yapıyla ilgili biliyorsunuz. Evet. Verdikten sonra UEFA'nın müfettişleri buna itiraz etti. 3 gün itiraz hakkı evet. vardı. Olay tahkime gitti. Tahkime gitti. Şimdi bizim insanlar da hemen diyor ki UEFA böyle bir karar verdi. Onun için niye müfettişler şey yapmadı? Burada UEFA yönetim kurulu bu konuda Fenerbahçe için devam derken 22 Haziran'da derken UEFA müfettişlerinin mütalası neticesinde dedi. Tabii canım. Tabii. Benim esas merak ettiğim bir şey var. Şu anda ben gazetede fail değilim. Televizyonda da pazardan pazara geliyorum. Burada programda yorum yapıyorum ama hafta içinde medyayı takip ediyorum tabii. Maçları takip ediyorum filan. Acaba bu hani son kura çekiminde Infantino kürsüden indikten sonra ona sorun yönelten arkadaşlar hani Fenerbahçe'nin hali ne olacak, durum ne olacak diye veya burada o haberleri sayfalarına koyan, manşet atan arkadaşlar da herhangi bir spor yazarı arkadaş faal ama acaba UEFA'da Infantino'yu arayıp veyahut UEFA'da basın danışmanı, basın sözcüsü kimse şu anda bilmiyorum. Rotenbühler de eskiden benim çok iyi arkadaşımdı. Arayıp da ya bu 76 tane takım var Şampiyonlar Ligi'ne. Şimdi birkaç tanesi gitti de o zaman yani bu şey yaptı. Bu 22'si direkt katılıyor, 76'sı önemli. 54'e ön eleme oynuyor. Acaba bu 76 takım arasından var mı kasta dosyası bulunan? Var mı disiplin komitesinde
evrağı, dosyası, araştırma durumu olan diye sordular mı acaba? Bilmiyoruz. Belki de bu ilk kafadan 76 rakamını o bu tur bitmeden evvelsi için söylüyorum. Belki de 6 tane takım daha var. 3'ü kasta, 3'ü kasta, 3'ü disiplinde veya 4'ü orada, 2'si orada. Ya bu niye sorulmadı acaba? Ben sormam, benim işim değil. Ama o haberleri yazıp manşetleri atanların sorması lazım. İşte 76 takım arasından şu 5 takım, 8 takım, 7 takım, 3 takım, belki bir takımın da durumu belli değil. Neden? Şu sebepten kasta şöyle bir dosyası var. Disiplin kurulunda şöyle bir dosyası var. Hiç kimse sormadı bunu. Bu yüzden de bütün Fenerbahçe üzerine odaklandı. Belki de Lyon'un var. Evet. Atıyorum falan. Belki Bayern Münih'in var. Bilmiyorum yani şimdi katılan takımları. Belki kasta dosyası olan başka kulüpler de var. Evet. Niye bu sorulmadı? En azından ben gazetenin bir kenarında derim ki sordun. Dediler ki yok arkadaş, 75'i sağlam bir Fener'in dosyası var. O bile bir haberdir. Evet. Veyahut da işte şu 6 takımda şu sebeplerden dolayı daha akıbetleri belli değil diye. Bunu da yandan haber yaparsın. Hiç tık yok. Bana ne? Mesela Norveç'te bundan bir hafta 10 gün önce bir şike olayı patladı biliyorsun. Evet. Belki Norveç'ten bir takım var. Onunla ilgili dosya disiplin kurulunda. Belki. Bilmiyoruz ki. Ya bırak, biz Beşiktaş'ı sormuyoruz ki başka ülke takımını soralım. Ha. Yani UEFA'ya sorarken diyoruz ki biz Türkiye'de mahkemeden tek ceza alan, şike yaptığı diyelim işte kamuoyu deyimiyle tespit edilen mahkemenin bu şekilde kararı. Fenerbahçe diyoruz aslında bu. Fenerbahçe'nin durumu ne olacak diye soruyorlar. Fenerbahçe'nin durumu ne olacak derken öbür taraftan Beşiktaş ve diğer takımların oyuncuları ve teknik adamları ceza aldığında onların durumu ne olacak? Şunu sor, de ki mahkemeden birçok yönetici ve kulübe, evet, yani kulüp yöneticisine, sporcusuna bir takım cezalar çıktı. Onlarla ilgili durum nedir? Ne diyeceksiniz diye sor. Niye sadece Fenerbahçe'yi soruyorsun? Yani. Ya işte medya olarak biz kendimiz şey yapmıyoruz zaten yani. Çok farklı bir bakış açısı var. Evet. Ama ben yine altını çizerek söylüyorum. Infantino'nun son yapmış olduğu açıklama her ne kadar insanları biraz Fenerbahçe tarafını endişelendirdiyse de evet, ben, sırf o var ben çünkü. UEFA'nın geçen sene Beşiktaş'la ilgili vermiş olduğu karar ve neticesinde genel mahkemenin Beşiktaş'la ilgili vermiş olduğu karar doğrultusunda Fenerbahçe'ye veya diğer takımlara bir ceza çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ceza çıktığı takdirde ne olacaktır? UEFA Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu cezaları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek, öyle değil mi? Tabii. Bekleyeceğiz. Yani işte ne zaman oynanacaksa bundan sonraki turun ilk maçı 15 Ağustos'u mu 18 mi 20 mi neyse o güne kadar bekleyeceğiz abi. Cemil Çilek de diyor ki FIFA'nın bu yönde bir talebi olmamıştır. Belge bilgi istemiyor dedi. Basında yanlış yer almıştır diyor. 12 numara olarak da biz bunu açıklayacağız önümüzdeki günlerde. Hayır işte dedim ben bununla ilgili bir açıklama yaptım zaten. Yani bugün yansıdığı şeklinde bir şey değil. FIFA olaya el koydu, FIFA topa girdi diye değil. Fenerbahçeli bir tarafta herhalde 12 numara ork üzerinden açıklanacak diyor. Şeyde FIFA'da çalışıyor herhalde. Biliyor olabilir. Yok ama yani FIFA'nın değil abi. Ya zaten FIFA'nın şey değil bu. Alanı değil. Değil tabii FIFA canım. Değil. FIFA sadece FIFA'nın ne alakası? FIFA şudur. Futbol Federasyonu bu şike yargılaması sırasında almış olduğu kararlar ve talimatlarında yapmış olduğu değişikliklerle ilgili hem UEFA'yı hem FIFA'yı bilgilendiriyor. Türkiye'den de son bir haftada genel mahkemeden çıkan olaydan sonra bir hafta, iki hafta çıkan olaylardan sonra FIFA'ya çok mail gidiyor. İşte mahkeme böyle karar vermiştir, şöyle yapmıştır, Türkiye'de böyle de falan diye. FIFA da diyor ki bize bu konuda yoğun bir mail trafiği yaşanıyor. Nedir bu? Bizi bu konuda bilgilendirin. Yani bu konuda bir eksikliğimiz olmasın, bir aksaklığımız olmasın. Bu konuda hatta orada gönderilen yazıda Futbol Federasyonu yönetiminin genel sekreterliği bu konuda çok koordineli bir şekilde kendileriyle çalıştığını da ifade eden, federasyonu öven de bir cümlesi de var. Yani mutlaka bugün yarın yine o gelen mektup ortaya çıkacaktır. Burada diyor ki çok koordineli bir şekilde bu süreci yürütmekteyiz. Bundan dolayı size teşekkür ederiz. Ama
Türkiye'den son dönemde yoğun bir mail geliyor. Bu gelen maillerden dolayı bize lütfen bilgilendirmelerinizi eksiksiz yapın. Biz de işimizi tam yapalım. Yoksa FIFA'nın bu konuda futbol Türkiye'deki takımlara bir ceza vermesi, bir yaptırım uygulaması gibi bir şey söz konusu değil. O yabancı oyuncu transferleriyle ilgili. Şeydir, o tamamen milli takımla ilgili. Evet. Ha, bir ülke federasyonunun milli takımlarına bir men cezası gelecekse bu cezayı vermeye yetkili olan UEFA değil, FIFA'dır. FIFA'dır. Gerçi FIFA'da sen de belirtmiştin, sonra affediyor yani. FIFA tabii diyor ki aynı şekilde öyle. Yani FIFA'nın da o çok ciddi bir kurul olmadığını düşünmemiz lazım. UEFA gibi tıpkı. Bir başka izleyicimiz Serha Şahin Ulusal. Fenerbahçe Vassu'yu eledi diyelim. Elendikten sonra UEFA açıklama yapıp Fenerbahçe elerse bu defa Trabzonspor'la Vassu'yu mu eşleşecek demiş. Hayır. Ha, bu enteresan soru bak. Ha, geçen seneki gibi bir durum söz konusu olur mu bak, diye. Bak güzel soru. Şimdi elediler Fenerbahçe. Fikret Gök de o şekilde soruyor. Fener'in ceza almasından dolayı yerine Türkiye'den başka bir takımın gitme ihtimali yok mu Fikret Gök'te? Ne tabii. Ha, geçen sene direkt katılan takımımız ihraç edilmişti. Tamam. Direkt katılan. Tamam. Ha, Trabzon'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olmasına rağmen tekrar Şampiyonlar Ligi grubuna girdi. Tamam, okey. Ama burada durum biraz farklı, bu enteresan bir soru. Şampiyon zaten gidiyor. Orada bir sorun yok. Tamam. Çocuklara kaldı. Galatasaray gidiyor. Ama ikinci takım, yani ön elemelere katılacak olan takım böyle bir dertle karşılaşıp kupadan ihraç edilirse, bu arada ön elemenin bir tanesi oynanmış. Trabzon eğer kalsaydı, yani Trabzon ikinci olsaydı, Trabzon şurada bu Vaslu ile Trabzon oynayacaktı. Öyle diyelim yani, evet. Estettiklerinde. Şimdi oynadılar. Fenerbahçe Vaslu'yu eledi ama UEFA Fenerbahçe'yi kupadan ihraç etti. Evet. Ceza verdi. Ceza verdi. İhraç etti. Vaslu'yu yoluna devam edecek. O zaman Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede katılacak ikinci takımın olacak. Orada bir şey olmayacak herhalde. Katıldı, elendi diyecek. Hayır. Orada şu var. Zaten UEFA geçen sene Trabzonspor'u alırken, yani biliyorsunuz orada bir talimat var. O talimattan dolayı. Ama. Yok. Grup olsun. Aynı şekilde. Diyor ki oradaki ikinci takım alır, evet, diyor. Tamam. Burada Galatasaray lider bitirdi. İkinci Fenerbahçe'ydi. Evet. Yani o mantığa göre ben öyle düşünüyorum. Evet, evet. Üçüncü takım kimdi? Trabzonspor. Evet. O zaman Şampiyonlar Ligi ön elemesini alacaktı. Hangi ön elemeyi alacak abi? Şu anda mesela Ajax'la senin dediğin gibi eşleşecek diyelim. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe, Vaslu'yu Fenerbahçe'yi eledi. Zaten eledi, o zaman tamam, sorun yok. Tamam, sorun yok. Fenerbahçe Vaslu'yu eledi. Evet. Ajax'la Fener oynayacak. Ajax'ı o zaman Ajax Trabzonspor oynayacak. O zaman Trabzon Vaslu'yu elemiş varsayılacak. Yani geçen sene, evet, o şekilde olacak. Şimdi geçen seneye de baktığında ha direkt katılma, ha ön eleme oynama. Bu arada bir şey yok. O zaten Trabzonspor'a gel derken talimatı neticesinde söyledi biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi talimatında yazıyor oradaki. Ona göre aldı. Hatta tartışma neydi? İşte Futbol Federasyonu Trabzonspor'u söyledi. Onlar da onu aldı diye bir şey çıkmıştı ortaya. Bu böyle değil. Değil tabii. O tamamen talimatı neticesinde aldı. Tabii. Arkadaşın dediği gibi böyle bir durum söz konusu olursa elbette ki şu anda onun yerine gidecek olan takım onun arkasındaki takım. Gelen Trabzon oynayacak Ajax'la o zaman. Son oynayacak. Eleme turu. Öyle olacak, evet. Yani başka bir şansı yok. Bu da enteresan bir soru bak işte. Bu Hüseyin Otiş diyor ki Yargıtay kararlarını da beklemek gerekmiyor mu? O başka bir durum tabii. O bizim iç hukukumuzla ilgili bir şey. Yani şöyle diyelim ki UEFA Fenerbahçe'ye yola devam dedi. Çıktı Fenerbahçe. Elendi, eledi. Her neyse. Gruplara kaldı, kalamadı. Gelecek sezon geldi. Fenerbahçe şampiyon oldu veya ikinci oldu yine. Yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı veya ön elemeden katıldı diyelim. Yargıtay devam ediyor. Dördüncü sene Yargıtay cezaların hepsini onadı. Ne olacak abi? Ne mi? Öyle şey olmaz. Onun için baktığın zaman şimdi Yargıtay'dan çıkacak olan sonucu beklemek veya genel mahkemenin verdiği kararlara bakmak, onu emsal ve dikkate almak esasında futbol literatüründe olmayan bir şey. Yani genel mahkemeyi biliyorsunuz tamamen ayırmış. Öyle bir şey ki ben talimatlarında şunu yazan, Futbol Federasyonu ve Futbol
kulüpla ilgili ihtilaflar konusunda genel mahkemeye giden bir kulüp veya kişiyi, yani kişiyi futboldan men eden bir statünün talimatın olduğu bir yerde UEFA'nın genel mahkemeyi direkt dikkate alacağını düşünmüyor. Bu futbol oyun kurallarına ters bir olay. Bugün Ankara Spor neden ihraç edildi 2 sene önce? Üyelikten men edildi. Hatta üyeliği askıya alındı. Mahkemeye gittiği için. Mahkemenin kararını da Futbol Federasyonu'na getirdiği için. Futbol Federasyonu'yla evet. Mahkemeyi karşı. Onun için burada tamamen o bağımsızlık özellikten FIFA ve UEFA bahsederken genel mahkemeyi çok ayrı tutuyor. Hiçbir zaman genel mahkemeyi şey almıyor. Peki yani, bir şey soracağım. Diyelim ki güzel. Bu mahkeme bizim işimiz değil. O iç hukuktur dediler. Bizim Futbol Federasyonu'nun oraya intikal ettirdiği etik kurulu, özellikle etik kurulunun iki raporuna baktılar, ettiler. Dediler ki ya bu birinde demiş ki adam şu var. Kadar maçta şike var, bir şey var, öbüründe yok demiş. Ama insanlar aynı insanlar. Acaba burada bir müdahale yapıp da sırf o kanaldan şüpheden bir ceza verir mi? O şüpheden bir ceza verirse Türkiye'deki Futbol Federasyonu'na ve diğer kurullara toptan bir ceza vermesi gündeme gelebilir. Tabii bak bu da başka bir durum. Yani şunu gördüm abi. Yani sen de yıllardır bu futbolun içindesin. Biz hani şunu yapıyoruz. Mercedes'te diğer araba arasındaki farkın trafikte nasıl ön plana çıktığı gibi. O UEFA ve FIFA nezdinde de güç dengelerinin çok dikkate alındığını düşünüyorum. Burada örnek verdim. Slovenya'dan bir takım 100 bin eurosunu gününde ödemedi diye UEFA kupasından men edilebiliyor. Ankara Spor gibi bir takım, Ankara gücüyle bir bağlantısı var ve ileride bir tehlike olabilir diye bir alt lige düşürülebiliyor. Bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray evet. için yapma şansım var mı? Sıfır. Yok. Ben de diyorum ki Türkiye'de UEFA için çok önemli. Ben Türkiye'nin bu konuda kullanacağını düşünüyor. Yani onun karşısında bir Arnavutluk, Slovenya, Slovakya olması farklıdır. Türkiye olması da çok farklıdır. Tabii Slovenya ben, yani verdiği ülkeler bakıyorum. Malta. Gerçi evet. Malta'dan üye var ama yönetimde bildiğim kadarıyla bizden de var tabii. Yani belki Fransa, belki Almanya, belki İngiltere, belki İspanya orada bir hafif. Hani şey gibi şey var. Kayrılan, Fransa dediğin bak kayrılan, bir Lyon olayı var mesela. 7-1'lik Lyon olayı. 7-1'lik Lyon olayı 71 dakika dahi tartışılmadı. Dünya 7 futbol, dakika bile tartışılmadı. Öyle değil mi? Tabii. Şayet bu olay bir Hırvatistan, Arnavutluk, Makedonya bilmem ne olsaydı ne olurdu? Çok farklı olurdu. Yani öyle platini var diye mi diyorsun? Platini, Fransa'nın güç dengesi, İtalya'nın güç dengesi. Onun için ben bu konuda Türkiye'nin UEFA nezdinde hem Şenez Erzin'de bu konudaki etkisini unutmayalım. Ben şurada rahatladım. Türkiye'ye bir ceza çıkmayacağı yönünde. Sayın Şenez Başkan UEFA'da ve FIFA'da çok çok önemli bir noktada. Tabii canım. Çok önemli bir noktada. Çok iyi de söz sahibi. Yani onlar için çok değerli olan bir insan. Özellikle Platini'nin ilk yıllarında akıl danıştığı adamdır. Yani şu anda futbolu aslında yöneten kişi, UEFA evet, olarak tabii, yöneten tabii, kişi. Yani Platini'nin ne tecrübesi olabilir tabii, ki yani? Şimdi biraz tecrübelendi yani de yeni ilk zamanlar tecrübe. Tabii. Oldu değil mi? Yani bugün UEFA'nın en değerli iki adamı. Infantino ve Şenez Erzik. Bugün şayet Şenez Erzik genel kurula gelip Türkiye yıllar için, sonra abi Türkiye için tehlike bitmiştir dedi. Dedi. Bak şimdi Türkiye için tehlike bitmiştir. Ülkenin men edilmesi evet. gündemdeydi dedi ve bitti dedi. Yani ve şu ifadeyi de kullandı orada konuşurken. Dedi ki ben uçakta gelirken not ettim, tek tek yazdım. İşte not ettim, çalışarak geldim, çıktım. Ben onun da kürsüye çekeceğini bir gün önceden de yazmıştım böyle bir. Şayet önde bir tehlike olsaydı Sayın Şenez Başkan yıllar sonra o şekilde kürsüye çıkmazdı. Bir tehlike görmediği için çıkmıştır diye düşünüyorum. Türkiye için tehlike bitti dedi. Ama bizim gazetelerin birçoğunda Fenerbahçe ve kulüpler içinde bu iş bitmiştir dedi dendi. Dedi ki hayır ben böyle bir şey söylemedim dedi. Tamam öyle bir şey söylemedi ama bir nevi de yani onu söyleyemezdi. UEFA disiplin kuruluna gitmiş bir konu da UEFA'nın ikinci başkanı kalkıp da Türkiye'de hiçbir takıma bir şey gelmeyecektir gibi bir şeyi söyleyemez. Zaten söyleyemez. Söyleyemezdi.
Onun için ben sadece şunu düşünüyorum. Kaç sene, 5-6 sene sonra ilk defa kürsüye çıktı Şenez Başkan genel kurulda. Yani Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticileri için, genel kurulu için de sürpriz oldu. Ama burada en büyük korku milli takımın Dünya Kupası grup, yani neydi, eleme maçlarından men edilebileceği tehlikesinin var olduğu çok yaygın bir şekilde konuşulduğundan bence onun için çıktı. Ama öyle bir tehlike de bana göre yoktu. Böyle bir tehlikenin olması da söz konusu değildi. Yani ülke milli takımlarının men edilmesi i̇şte gibi şey, bir şey sayısı yok. Çok fazla diye. Takım sayısı 6 tane 7 tane sayıyorsun ya, o bakımdan yani. Bu şekilde bir endişe UEFA'da Türkiye ile ilgili bir endişe olsaydı, UEFA Türkiye'de bu mevcut Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ve Hukuk Kurulları'nın talimatlarda bu yapmış olduğu değişikliğe müsaade etmezdi. Bu yapılan değişiklikler tamamen UEFA normlarına göre yapılan bir değişiklikti. Değil mi? 103. madde ertelenme, böyle bir şey bizde yoktu. Bizde yoktu. Teşebbüs ve diğerinin ayrılması filan. Bunlar yapıldıysa, bunlara onay verildiyse UEFA'nın gözetiminde ve denetiminde o onayıyla yapıldı. Ben de diyorum ki UEFA ile bu süreci birlikte götürdüler. Daha kas davasının çekilmesiyle birlikte. Şayet o kas davasını çekmemek Fenerbahçe'nin daha lehineydi. Öyle değil mi? Tabii. Yani kas davası bugün kullanacağı en büyük şeydi. Tabii güçtü. Tabii ya, niye çekeceğim ya? Onu çektiyse gibi... bugünden kaynaklanan bir şeydir o. Benim zaten bir tek şey yaptığım, üzerinde durduğum nokta şu. Hani kas davasını çektik çünkü vatan millet Sakarya. Bunu açıklayın abi, neymiş bu vatan millet Sakarya? Bir öğreneyim bakayım. Ben burada suçsuzsam mağdur edilmişimdir. İtibarım zedelenmiştir. 25-30 neyse yani para kaybetmişimdir. Artı elimdeki çok kıymetli 4-5 tane oyuncum gitmiştir. Öyle değil mi? Evet. Niyang'ından Lugano'suna, Santos. Aldığım Emenike adam, işte damla Santos, vuruyoruz. Emenike daha formasını giymeden gitmiştir. Benim bir ciddi bir mağduriyetim var. İtibar, ekonomik mağduriyet. 5 tane önemli oyuncumun gitmesi. Bunlar ne olacak abi? Bunlar ne olacak? Bunları kim tazmin edecek? Hiçbir ceza çıkmadı. Gayet güzel, şahane, alkışlayalım. Peki geçen seneki ne olacak abi? Ben de burasındaymış. Beşiktaş'ta soruyu izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın olası bir ceza almasıyla birlikte geçtiğimiz sezonda tekrar açılmaz mı? Beşiktaş'ta oynayan takımlar, UEFA'da elenen takımlar bu defa UEFA'yı mahkemeye vermez mi? Kasa gitmez mi diye soruyu izleyicilerimiz. Ya burada diyorum ya, olayın bu tarafı çok karmaşık. Hı hı. Şayet ben buradaki yaklaşımım şu. UEFA'dan sıfır ceza, yoksa tam aksine UEFA'dan herkese ceza. Yani burada sadece Fenerbahçe için ceza çıkma olasılığı çok çok düşük. Çünkü yani Fenerbahçe için ceza çıkarsa o zaman neden Beşiktaş için ceza yok denecektir. Çünkü Fenerbahçe için ceza verdiğin takdirde neye göre verdin diyecektin? Genel mahkemeden çıkan karar. Peki genel mahkemeden sadece Fenerbahçe'ye ceza çıkmadı ki. Beşiktaş'a ve diğer takımın takımlardan bazı kişilere ceza çıktı. Onları göz ardı etmesi mümkün müdür? Değildir. Onun için benim buradaki yaklaşımım şu. Senin de dediğin gibi Beşiktaş'ın geçen sene UEFA tarafından kupalara alınmış olması ve o takımın teknik direktörü ve ikinci adamının genel mahkeme tarafından şike cezasıyla cezalandırılmış olması şu anda futbol, Türkiye'deki Futbol Federasyonu ve takımları UEFA nezdinde bana göre ceza alma tehlikesinden uzaklaştırmıştır. Yani UEFA'dan bir ceza çıkma olasılığı bana göre yoktur. Peki, kısa bir ara verelim. Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların ceza alması Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonunda sorgulanır hale getirmez mi diyor izleyicilerimiz. Yani düşen takımlara da bu defa haklı olmaz mı diyor. Geçen sezon derken bu sezonu mu? Yani oynanmış bitmiş sezonu olarak kabul edersek artık. Şimdi bu tabii çok çetrefilli bir dava. Yani Infantino'nun dediği gibi, eğer Beşiktaş, Fener, Sivas, işte Eskişehir neyse yani gençler, senin saydığın adamlar, Gençler Birliği herhangi bir ceza alırsa disiplin komitesinden, o zaman yani küme düşmüş olan takımlar herhalde bir hak arama
durumunu elde edecekler. Ama ne olur ne biter bu işlere aklı vermez yani. Evet. Yani. Artık önümüzdeki günlerde göreceğiz UEFA bir karar verdiğinde durum daha da netleşmiş olacak. Bizim gazetelere bakarsan alınmayan oyuncu kalmadı Avrupa'dan. Bir Messi ile Ronaldo kaldı. Ona da utanıyorlar herhalde yazmaya. Yani görüşmeler başlamıştı. yani biraz sıkılmasalar. O ben bir tane yeni spor gazetesi var. AMK. O yazabilir her an. Yani ondan bekliyorum. Messi Fener'e diye veya Galatasaray'a diye. Hayal satıyor gazeteler ama. Evet tabii onu Ertuğrul Bey öyle söyledikten sonra yazmaları son derece normaldir. Bana garip gelmiyor artık zaten. Hafta içinde ilginç bir gelişme oldu. Arda Turan'ın geri dönmesi gündeme geldi. Hangi gazete yazdı? Son derece ilginç bir haberdi. Birçok gazetede çıktı. Yok bir gazete yazdı. Önce hangisi yazdı? İsim vermeyelim biz. Hı? İsim vermeyelim. Ver ya niye vermeyeceksin? Ayda değil ki bu gazete Türkiye'de. Meşhur AMK yazdı. Ama yankı buldu. Ya Bulur abi. İşte bizim... Bir dakika bir şey söyleyeyim sana. Arda Turan'ın geri dönme ihtimali sana göre yok mu? Olabilir. Olabilir. Şey nasıl? Kaldı ki bugün o süreçte bu o iddia ortaya atıldıktan sonra buna katkı sağlayan kulüp başkanı, katkı sağlayan teknik direktör ve yönetici oldu. Yani Arda Turan'la ilgili böyle bir girişimin olduğu ortada. Peki siz kaldı Arda Turan'ın ben şuna dönebileceğine inanıyor musunuz? Ben şuna Arda bakıyorum. Turan'ın dönebileceğine inanıyorum. Ben şu şekilde bakıyorum. Ben Türk topçusu gittiği zaman bir sene sonra %51 ihtimalle geri döneceğine bakıyorum zaten. Mehmet Topal gibi bir futbolcu döndüyse Arda Turan da haydi haydi döner. Bir dakika. Hemen buraya bir gireyim bana izin ver. Şimdi bazı yorumları yaparken sadece yeşil sahanın içine bakmak yeterli değildir. Arda Turan'ın Türkiye'den bir an evvel keşke bir yer bulsam da gitsem demesindeki asıl sebep nedir? Özel hayatı. Heh. Medya. Heh. Dolayısıyla medya. Hı hı. Dolayısıyla Arda Turan şu anda bu kötü atmosferden kendini kurtarmış. Üstelik İspanya Ligi'nin en köklü kulüplerinden birine gitmiş. Ben araya gireyim. Emre Belezoğlu'nun gitmesinin altındaki yatan gerçekle Arda Turan aynı değil mi? Emre de aynı şekilde gitti. Ama Emre'ninki başka şey. Niye abi? Özel hayatla alakası yok. O da medya. Hayır. Şimdi şöyle. İkisinin arasında fark var sevgili Tahir. Bir tanesi magazin sayfalarının malzemesi olmuş. Dolayısıyla televizyondaki o hiç tutmadığım magazin programlarının malzemesi olmuş. Diğeri başka bir şey. İşte niye? Agresif, hakemlere sulanıyor, rakibe çatıyor, gazetecilere tamam, o da medya mağduru şeklinde bakabilir. Tamam. Ona da bir şey demiyorum ama Arda'nınki daha başka bir durum ve Arda şu anda yine medyadan okuduğum kadarıyla veya eş dosttan haber aldığım üzere bu arkadaşlık yaptığı bayanla da orada evlenecek diye yani bir ev kuracak diye bazı bilgiler geldi. Bilmiyorum ben karışmam ama Arda'nın tekrar altını çiziyorum Galatasaray takımından yurt dışına gidişinin altında yatan bana göre bir numaralı sebep yaşamış olduğu özel hayatıdır. Yaşamış olduğu özel hayatı derken bunun çok sefilane, rezil bir özel hayat olduğunu da demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Ama Türkiye bu. Bir 40 sene evvel benim Tercüman Gazetem'in inci ilavesine bakın, magazin ilavesine. Bir de bugünkü magazinlere bir bakın. Hiç benzerlik var mı aralarında? Arda gidip de orada mesela Nuri Şahin, Hamit gitti Real Madrid'de oynayamadılar pek. Öyle mi? Evet. Ama Arda değil mi? Avrupa kupalarında oynadı. Avrupa kupası kaldırdı. Real maçında var işte görüntü. Yani var. Neredeyse. UEFA kupası. Ve Avrupa Arda Lig orada kupası. Topunu oynadı. Yani onun için ve üstelik de mesela Arda'nın gittiği bir İspanyol takımı şimdi ne bileyim yani Mallorca değil. Atletico Madrid'e gitti yani. Onun için ben Arda'nın asla ve asla böyle bir sene sonra kalkıp da
tekrar geri dönmesine %1 ihtimal bile vermiyor. Söyleyeyim. Ha dönse oynayamaz mı? Oynamaz olur mu? Her yerde her zaman oynar ama yani gidiş sebebi bana göre Galatasaray takımında oynamıyor muydu Arda? Oynuyordu. Takım kaptanı değil miydi kardeşim? Ya, Fatih Terim takım onun üzerine kuracak. Aslında biraz da bozuldu. Bozuldu, bozuldu tabii. Ya bir de kaldı ki Avrupa'ya gitmiş, başarılı olmuş ve kupayı kaldırmış bir adamın geri dönme ihtimali çok düşük. Birincisi bu. 35 yaşında olur da hadi arkadaş bir sene oynadın yeter. Bir de döndüğün takım da şampiyon olmuş. Şampiyon olmuş, böyle bir takıma geliyorsun, bir risk alacaksın. Yani bu takımın bu sene abi, Ardalı bir takım olduğu zaman başarısızlığı tamamen Arda Turan'a fatura edilecek. Bak ama şu anda fotoğraf ne diyor? Ekranda kupalı bir Arda var koskocaman. Evet. Ya ne işi var çocuğun daha? Hani bir de diyorum 35 yaşında olur da derler ki ya arkadaş sen ben seni şeyi de yakıştıramadım. Yani bu Fenerbahçeliler bunu yanlış anlamasın ama Mehmet Topal da baktığında Valencia takımında oynamış, başarılı olmuş. Yani böyle bir oyuncunun geri dönmesine de bir anlam veremedim. Ben söyledim, ben gelmem. Ya aa, niye böyle? Bak Hasan Kabze gidiyor, dönüyor. Umut Bulut gidiyor, dönüyor. Emre gidiyor, dönüyor. O yok, Nihat gidiyor. Yani Emre'ye bir şey yok. Bak, Emre ben yanlış hesaplamıyorsam 5-6 sene Inter'de oynadı. Evet. Arkadan gitti 3 sene galiba Newcastle Premier Lig'de oynadı. Ondan sonra döndü. Tamam. Ama senin ya söylediğin gibi Topal 24 yaşında git 26 yaşında geri gel. Yani. Ne gittin kardeşim o niye zaman? Gittin yani? Umut Bulut gittin bir sene sonra geri gel. Niye gittin abi? Tugay helal olsun 10 sene. Alpay uzun bir zaman helal olsun. Nihat değil mi? Evet. Aa, helal olsun. 20 ya, yaşına gitti 30 yaşında benim geri anlayamadığım işte Türk futbolcusu gidiyor hala kafası arkada. Geriye bakıyor. Arkasına baka baka gidiyor. Topal'ın da gittiği takım İspanya'nın en büyük 4-5 takımından biri abi Valencia. Hani ne var oralarda Mallorca'lar, Getafe'ler bilmem evet neler onlardan değil abi. Yani bilmiyorum abi yani. Biz diyoruz ki yani, ya keşke Arda gibi idealleri olan, hakikaten gelecek vaat eden, yani çok yetenekli, becerikli bir futbolcunun bu şekilde Galatasaray'a tekrar bir yıl sonra dönüyor şeklinde tartışmalara son vermemesi. Ya kalkıp bu bir haftadır tartışılıyor. Arda Turan da diyecek ki ben Avrupa'da daha büyük takımlara gideceğim, ideallerim belki var. Belki çocuk cevap bile vermeye gerek görmüyordu. Yani ben şuna bakıyorum, ben Ahmet Bulut'la Perşembe Cuma günü konuştum. Yani kendisi böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Söylüyor ama bir taraftan da Ahmet çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim birisi. Ama derken de abi topa girme diyor. Yani benden bir şey yazma demesi beni biraz şüphelendirdi. Evet, bakalım ne olacak. Top cambazı Neymar'dan güzel görüntülerle sizleri karşıladık. Son bölümde birlikteyiz. Böyle tonla adam bulursun. Ama bu plaj oynuyor yeşil sahada. Abi şimdi yeşil sahaya geldi. Yani daha gelmemiş olan bir sürü çocuk vardır orada. Var. Copacabana'da. Barcelona'ya mı Real Madrid'e mi gelecek Avrupa'ya? O tartışılıyor şu anda. Neymar. Olur mu be bizim üç büyüklerden birine gelecek? Tabii canım, ne Barcelona'sı Real Madrid? Onlar kulüp mü ya? Amma yaptı. Yarın bakalım okusun bir şeyde. AKM'de. Evet söyleyeyim abi sana. Trabzonspor'a geçelim hemen. Sonra Trabzon taraftarlar kızıyor. Hatta stüdyomuzda da var. Olgun da kızmasın yani, şimdi. Ben de kızıyorum. Ya bu da kızıyor. Ve Tahir Kum varken Trabzon'u konuşmamak olmaz. Bir ayrılık haberimiz var. Trabzon'dan Alansinho için Araplar 4,5 milyon avro öneriyormuş. Katarlı. Kimden? Katar Ligi'nden teklif almış Alansinho. Bando Muzika yazılırsın. Hemen Trabzon'da Olgun var mı oğlum? Bando Muzika vardır herhalde Trabzon'da. Her yerde vardır. Güzel bir şey, tören. Bir de madalya, çok teşekkür ederiz omuzlara falan. Anında 4,5 Indira Gandhi. Hemen. Aklı varsa Trabzon'un. Sevgili seyirciler, böylece programın sonuna geliyoruz.